Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yepyeni bir inceleme videosunda karşınızdayız. Daha önce yine bizim kanalda görmüş olduğunuz Xiaomi 11 Lite'ın yeni bir sürümü çıktı. İsmi de enteresan. Daha doğrusu çok enteresan değil aslında. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, yani yeni sürüm olarak yeni bir telefonla karşınıza çıktı. Biz de bu telefonun özelliklerine bir göz atalım dedik. Aslında ben hani her zaman yaptığım bir fiziksel görünümle yapacağım ama onu yapmadan önce önceki sürümle bu yeni sürüm arasında ne gibi farklar var? Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. O tabloda bir önceki sürümle şu anki bizim incelemekte olduğumuz sürüm arasındaki farkları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tablodaki değerleri görüyorsunuz. Hemen hemen aynı özellikleri her iki telefonda da görüyoruz. Önemli bir fark var. Şimdi bu modelde 5G teknolojisi olduğu için işlemci değişmiş. Çünkü bir önceki sürümdeki işlemci 5G desteği sunmuyordu. 732G kullanıyordu Snapdragon'un. Bu modelde ise 778G'ye geçilmiş. Bu aynı zamanda 5G desteğini geldiği için yapılan bir düzenleme. Bunun dışında işlemci frekansı 2.3'ten 2.4'e çıkmış. Böyle bir farklılık var. Bunun dışında sunduğu diğer özelliklere baktığımızda ise hemen hemen aynı, 3 aşağı 5 yukarı aynı özelliklerin yine ürünün üzerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Kameralarından diğer işte fonksiyonlarına kadar, hatta piline kadar özelliklerin hemen hemen aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi Xiaomi 11 Lite 5G New Edition'ın bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Ön tarafa açacak olursak telefonun çerçeve tarafında her tarafında hemen hemen aynı bir kalınlık söz konusu. Yani hani üstü daha kalın, altı daha ince falan bir durum yok. Yanlardaki incelik neyse üstte ve alttaki incelik de o şekilde. Sol üst köşede önden baktığımızda ekranın sol üst köşesinde bir böyle delik şeklinde bir kameramız bulunuyor. Bu ön kameramızı bu şekilde kullanıyoruz. Bunun dışında baktığımızda hani böyle kenarlara doğru eğilmiş bir tasarım vesaire yok. Yan yüzü çevirdiğimizde sağ tarafta ses açma kapama tuşumuz ve güç tuşumuz konumlandırılmış durumda. Bunun dışında sol tarafta herhangi bir bağlantı vesaire yok. Üst kısımda da yine bir şeyimiz yok. Alt kısmı çevirdiğimizde işte sim kart yuvası ve tip C bağlantı yuvamızı görüyoruz. Bu hem şarj hem de kulaklık vesaire için kullanılıyor. Bunun dışında 3.5 mm'lik bir girişin olmadığını söyleyeyim. Genelde Xiaomi 3.5 mm kulaklık girişi koyuyordu ama bu modelde bulunmuyor. Bu şekilde telefonumuzu kullanıyoruz. Arka tarafı çevirdiğimizde çok da yüksek olmayan bir kamera çıkıntısı bizleri karşılıyor. Kameralar üst kısma konumlandırılmış. Kare şeklinde bir alanımız var. Sol üst köşede yer alıyor. Bu kare şeklinde alanın köşeleri birazcık yuvarlak tasarlanmış. 3 tane kameramız bulunuyor. Ana kamera çok büyük. Diğer iki kamera ise biraz daha küçük şekilde konumlandırılmış. Hemen 4. delik olarak görebileceğimiz şey LED lambamız bulunuyor. Xiaomi 5G yazısı var alt kısmında. Bir de CE vesaire gibi yazıları da yine alt kısmında görülüyor. Bu arada üründe farklı renk seçenekleri var. Bizimkisi siyah olan bir renk ama pembe renk falan seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Yani farklı renklerden de bu modeli satın alabiliyorsunuz. Kutudan biraz bahsedeyim. Kutusundan şöyle bir silikon, hemen onu da gösterelim. Yumuşak silikon bir kılıf çıkıyor. Ben kılıf çıkan şeyleri seviyorum. Böyle birazcık zor oturuyor ama oturuyor. Bu şekilde telefonu en azından dış etkenlere karşı en azından arkasını korumuş oluyorsunuz. Yine kutusundan bir adaptörümüz çıkıyor. Bu güzel bir adaptör, USB adaptörü. Turuncu çıkışlar yapmışlar. Kabloların da iç kısımlarının turuncu olduğunu söyleyeyim. Bu da güzel bir ince bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Teknik özellikler bu tabloda yer alıyor. 6.55 inçlik Full HD Plus AMOLED Dot Display'imiz var. 90 Hz yenileme hızı, 5G desteği olduğunu söylemiştik. Snapdragon 778G chipsetimiz var. 8 GB RAM, 128 GB depolama ki bu modelin bu arada 6 GB RAM olan sürümleri de var. Onu da altını çizeyim. 1 TB'a kadar microSD kart desteğimiz var. Android 11 işletim sistemi, MIUI 12.5 ile beraber geliyor. Bluetooth 5.2, 64, 8 ve 5 olmak üzere ki 64 ana kameramız, 8 ultra geniş açı ve 5 megapikselde tele makro kameramız var. Bir ana kamera dizilimi var. 4K video çekebiliyor bu ana kameramız. 158 gram bir ağırlığımız söz konusu. 4250 mAh pilimiz var. İnci siyahı, sakız mavisi, şeker pembesi ve kar beyazı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğin olduğunu da söylemiştik. 20 megapikselde ön kamera olduğunu söyleyelim. Bu arada önceki modelde 16 megapikseldi. Bu modelde 20 megapiksel çıkarmışlar ön kamerayı. Yani sadece işlemci değil, ufak tefek bazı noktalarda da bazı değişiklikler yapılmış. Şimdi kullanım deneyimine bir geçelim.
Bu kullanılan işlemci, RAM ve depolama kapasitesine baktığımızda günlük ihtiyaçlarda fazlasıyla karşılayan bir teknolojik ürün olduğunu söyleyebiliriz. Zaten belli bir hızı ve belli bir gücü sağlayan bir işlemci bu. İşte oyun oynamak olsun, diğer işlemler olsun, günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabiliyor. Orada bir sorun yaşamazsınız. Zaten yani 5G desteği var dedik. Peki 5G Türkiye'de var mı? Belki bu soruyu merak ediyorsunuz. Türkiye'de 5G henüz kullanılmıyor arkadaşlar. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 yıl içinde Türkiye'de gelmesini bekliyoruz. 5G teknolojisini. Çok daha hızlı bir teknoloji. 4G'ye göre veya şu an kullandığımız 4.5G'ye göre belli avantajları var. Ama Türkiye'de henüz resmi olarak kullanılmadığını söyleyeyim. Ama bu telefonda o özellik bulunuyor. Olur ki bu teknoloji ülkemize geldiğinde siz de bu telefonu 5G olarak da kullanılabileceksiniz. Bunun da altını çizelim. Ama şu anda Türkiye'de 5G teknolojisi bulunmuyor. Gelelim kamera tarafına. Şimdi kamera arayüzü aslında eğer daha önce bir Xiaomi marka telefon kullandıysanız çok aşina olacağınız bir menü geliyor. İşte fotoğrafla açılıyor. Geniş açıya geçebiliyorsunuz ya da işte 2x zoom da yapabiliyorsunuz. Video var, pro modu var. Daha sonra portre modumuz var ve daha fazla dediğimizde de 64 megapiksellik moda geçiyor. Bu 64 megapiksel tabii ki takdir edersiniz ki interpol edilen bir megapiksel ama hani normal interpolasyondan biraz daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Bunun dışında kısa video, panorama, belgeler, vlog, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, film efektleri vesaire gibi modlar da bulunuyor. Ön kamerada yine oldukça iyi. Yine portre modu da var ön kameranın da ve ön kamerada yine video çekmek için ve fotoğraf çekmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi fotoğraf ve video örneklerini bir izleyelim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Xiaomi 11 Lite 5G New Edition'ın ön kamerasıyla kayıt ediyorum. Şimdi ters ışıkta görüyorsunuz ve şu an kapalı bir ortamdayım. Sesim de yine kameranın kendi mikrofonunda olsun. Şimdi dışarı çıkalım. Ofisin balkonuna çıktık. Evet, biraz daha gürültülü ve ışığın daha güzel olduğu bir ortama geldik. Şu anda İstanbul manzarası var arkamda görüyorsunuz. E5 trafiği ve telefonun ön kamerasının video kalitesi de bu şekilde 1080p kayıt yapabiliyor bu arada, onu da söyleyeyim. İşte telefonla yaptığınız çekimlerde siz de benzer sonuçlar alacaksınız. Ters ışık var. Şu anda ters ışığa geçtim bakın. Ve doğru ışıkta da bu şekilde. Şu an gözüme geliyor ışık mesela. Tam göremiyorum hatta. Bu şekilde bir kayıt kalitesi söz konusu. Öte taraftan cihazın sunduğu performans PUBG'de, diğer oyunlarda, yani mobil oyunların tamamında kesintisiz bir deneyim sunuyor. Orada bir sorunuz yok. Onu baştan belirtelim. Bunun dışında baktığımızda günlük ihtiyaçları da yine fazlasıyla görecek bir telefon var karşımızda. Pil tarafına gelecek olursak 4250 mAh'lik bir pilimiz var. Güzel de bir adaptörle geliyor, onu söylemiştik. Oldukça iyi bir adaptörle geliyor. Bu adaptörün wattını merak edenler olabilir. 33 wattlık bir çıkış sağlıyor. Yani 33 watt'a kadar hızlı şarj desteği olan bir adaptörle kutusundan çıkıyor. Yani adaptörle veya kabloyla falan uğraşmıyorsunuz. Direkt kutusundan çıkıp kullanabiliyorsunuz. Pil ömrüne bakacak olsak 16 saat 9 dakikalık bir pil ömrü verdi bize bu model. Bu da
yaklaşık olarak 1,5, hatta zorlarsanız, çok da yoğun kullanmazsanız eğer 2 güne yaklaşan bir pil ömrü anlamına geliyor. Tabii ki siz bunu 1 saatte de bitirebilirsiniz oyun oynayarak ya da başka işlemler yaparak, ama normal günlük kullanımda telefona baktım, WhatsApp'ı açtım, şurayı yaptım, burayı yaptım dediğinizde ortalama olarak 2 günü rahat bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi üründe parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu da yan tarafa konumlandırılmış. O bakımdan şimdi parmak izi sensörlü telefonlar yanda olduğu zaman sensör bir parça kalın olabiliyor. Bu telefon çok kalın değil ama hani yine de parmak izi sensörü olmayanlara göre bir tık daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kalınlık çok rahatsız etmiyor. Bu güvenliğin de yan tarafa alınması güzel. Eski modellerde biliyorsunuz arka taraftaydı. Biraz daha iyi modellerde bazen ön tarafa da konuyor. Ekran içinde bir parmak izi okuyucu da oluyor. Ama son dönemde artık telefonlarda ağırlıklı olarak bu yan yüzde olmaya başladı. Bu yan yüzünde olması birazcık kalınlığı arttırıyor ama çok rahatsız edici boyutta olmadığını da belirteyim. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition'ın biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 5999 TL idi. 5G özelliği, işte AMOLED ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama, kamera özellikleri falan topladığımız zaman fiyatının bence makul olduğunu söyleyebilirim. Hani kurlara vesaire bakarak da konuşuyoruz biraz. Tabii bu makuliyet ne yazık ki hani bütün her şeyin fiyatı arttığı için ne yazık ki bunlar da bize artık makul gelmeye başladı. Ama hani piyasadaki rakiplerine baktığımızda ve sunulan özelliklere baktığımızda doğru bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Kampanya takip edilebilir. Belki fiyatlar ileride biraz düşebilir. Bu videoyu 3 ay sonra izlerseniz fiyatı biraz daha düşmüş olabilir. O başka bir konu ama videonun çekildiği tarihteki fiyatın sunduklarına göre, bunun altını özellikle çizeyim, makul olduğunu söyleyebiliriz. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Xiaomi 11 Lite 5G New Edition cep telefonunu anlatmaya çalıştık. Önceki modelden, ki aynı isimliydi ama 5G ve New Edition eklentisi yoktu, ufak tefek farklılıkları var. Hatta önceki modeli alabilirsiniz bu arada. Bana 5G lazım değil. Ön kamerada 16 megapiksel olsun. Diğer ufak tefek 1-2 şeye de çok ihtiyacım yok derseniz ona da bir bakabilirsiniz. Onun fiyatı tabii ki daha makul bir noktada. Ama hani 5G de olsun, yeni bir sürüm alayım, daha güçlü bir işlemciye sahip olayım derseniz bu modelde tercih edilebilir. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere demeden önce hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyorum. Orada da çok güzel haberler ve içerikler üretmeye devam ediyoruz. Orayı da ziyaret ederseniz çok seviniriz. O gün gelene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.